Dosyadan herkese merhabalar. Bu hafta teknoloji ve internet bağımlılığının çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri üzerine konuşacağız. Sorularımızı uzman klinik psikolog Mahide Bingöl'e yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Mahide Bingöl. Beykent Üniversitesi'nden mezun oldum. 2014'ten bu yana görev yapmaktayım. Benim de bir kızım var, 4 yaşında. Aynı zamanda bir anneyim. Hem annelik hem psikolog olarak, uzman psikolog olarak birleştirip bugün size çocuklarda ve ergenlerde internet ve teknoloji kullanımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İnternet bağımlılığı nedir? İnternet ve teknolojinin bilinçli olmadan kullanımına bağlı ortaya çıkan davranışsal bağımlılıktır. Günümüzde özellikle çocuk ve ergenlerde aileler bu konuyla alakalı çok isyankar diyebilirim. Yani neler yapabiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Veya ne kadar süre kullanmalarına izin verebiliriz diye çok fazla bu konu danışanlarımız geliyor. Biz de tabii ki bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz çocuk ve ergenlerde. İnternet ve teknoloji kullanımını bağımlı olup olmadığını anlamak çok da zor değil aslında. Eğer günün daha uzun saatlerini internet ve teknolojiyle iç içe geçiriyorsa, işte akranlarıyla olması gereken saatlerde internet kullanımı ve teknoloji, işte telefon, tablet veya televizyonla iç içe geçiriyorsa, hatta bütün ihtiyaçlarını artık internet üzerinden kullanıp devam ediyorsa orada bir bağımlılık görebiliriz. Bunu anlamak çok zor değildir. Özellikle günümüzde bu çok fazla olduğu için çocuklar artık odalarından dışarı çıkmıyor. Yani hatta yeme, içme, diğer gereksinimleri zorunlu olmadığı takdirde odalarından çıkmak istemiyorlar. Bunların da bağımlı olduğunu görebiliyoruz. Teknolojinin çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri iki tür görebiliyoruz. Biri fiziki olarak, fiziksel, diğeri psikolojik olarak. Fiziki olarak birçok etkisi var. Yani işte sağlık problemleri gibi, göz problemleri gibi, işte atıyorum obeziteye kadar yol açabiliyor. Daha birçok etkisi var. Psikolojik olarak bakarsak depresyon, yeme bozuklukları, özgüven, kişinin kendine öz saygısı, yani aslında bir sürü daha sayabileceğimiz bir sürü olumsuz etkileri var. Bunların başında da açıkçası kişi sosyal medya, internet kullanımına bağlı olarak artık kendisine güvenini ve öz saygısını yitiriyor. Özellikle şu anda günümüzde bu çok fazla ergenlerde. Günümüzde internetin çocuk ve ergenler üzerinde olumlu ve olumsuz davranışsal etkileri şöyle, özellikle çocuklarda okullarda görülen şiddet olumsuz özelliklerinden bahsediyorum. Şiddet eğilimi çok fazla var çünkü günün çoğu saatini internet üzerinde, hatta özellikle oyunlarla ve videolarla geçirdikleri için okulda çok fazla şiddet eğilimi gösteriyorlar. Çünkü izlediklerinin aynısını yapmak istiyorlar, yapıyorlar. Yani davranışa dökülüyor bu izledikleri videolar veya işte oyunlar. Ergenlerde ise bir sosyal medya algısı gelişiyor. İşte kız ergenlerde, kız çocuklarında bir güzellik, yani orada gördüklerin aynısı veya işte aynı tarzda giyinme, aynı tarzda bir hayat yaşama, bu aileleri çok ciddi anlamda zorluyor. Özellikle şu dönemde çok yaygın ve çok fazla. Daha birçok etkisi var aslında ama biraz da olumlardan bahsetmek istiyorum. Olumlu etkilerinden birisi tabii ki bunu eğer akademik olarak kullanırsa, yani akademik eğitim başarı için, işte atıyorum ödev olabilir, bir ders olabilir veya bir araştırma olabilir. Eğer bu yönlerde kullanabiliyorsa ve aile gözetiminde, ailenin kontrolünde, o zaman tabii ki bir sürü olumsuz etkisi olduğu gibi olumlu etkileri de var. Ama burada en çok anne babaya büyük görev düşüyor. Çocuk ergen genelinde internette geçirmesi gereken maksimum süre 0-3 yaşta aslında hiç ekran, telefon ve tablet karşısında tutmamak gerekiyor çocuğu.
3T diyoruz ona. Televizyon, tablet ve telefon. Çünkü 0-3 yaş çok önemli bir yaş aralığı. Çünkü otizm bulguları gösterebiliyor bazen çocuk çok fazla ekran karşısında olduğunda. Aslında otizm değil ama bu yaşlarda çok fazla ekran karşısında kaldığında bu bulguları gösterebiliyor. Böyle gelen danışanlarımız da var. Acaba hani otizmli olabilir mi diye ama olmayıp fakat aşırı ilgisizlik, aşırı ekran yüzünden o bulguları gösterebiliyor. Aslında çok önemli o süreyi belirlemek. 0-3 yaş mümkün olduğunca hiç izletmiyoruz. İlkokul dönemi için 30 dakika maksimum. Tabii ki daha alt süreyi tutabiliyorsak, bunu kontrol edebiliyorsa ebeveynler muhteşem olur. Ergenler için ise maksimum 2 veya 3 saat. Ama tekrar söylüyorum, bunun altında bir süre kontrolü yapabiliyorsak harika olur. Çünkü çok fazla kullanım var. Etkisi gerçekten özellikle olumsuz etkileri çok fazla. Aileler bu konuda çok şikayetçi, çok fazla bu konuyla alakalı destek almak için gelen danışanlar var. Yani burada aileye çok büyük bir görev düşüyor. Onların da aslında dijital anne, dijital baba olma yolunda ilerlemeleri gerekiyor. Çünkü bilgili olmaları gerekiyor. Çocuğun ne izlediği, ekranda ne kadar ya da işte ekran karşısında ne kadar süre geçirdiği, internette nelere girdiği, hangi kanallara girdiği, nereleri izlediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için de bu alanda biraz daha onların da bilgili olması gerekiyor. Yani çocuğun biraz o teknolojik hareketliliğine sizin de yani uyum sağlamanız gerekiyor. İnternet bağımlılığına nasıl önlem alırız? Burada tekrar söylüyorum şu konuda ebeveynlere inanılmaz büyük görev düşüyor. Zaten eğer ebeveynler bunu en başından önleyebiliyorsa veya işte destek olabiliyorsa veya destek alabiliyorsa bu konuda bu bağımlılık çok fazla ilerlemez. Ama ilerledikten sonra neler yapabiliriz? Mutlaka çocuğun neler sevdiğini biliyor olmak gerekiyor. Çocukla, ergenle iyi zaman, sağlıklı bir verimli zaman geçiriyor olmak gerekiyor. İlgi alanları biliyor olmak gerekiyor. Sevdiği, işte çocuksa çocuğun sevdiği oyunları teşvik edip onunla oynamak gerekiyor. Çünkü siz onunla ne kadar ilgilenirseniz yakından, ne kadar tanır çocuğunuzu bilirseniz, ilgi alanlarını da bilip onu o yola yönlendirebilirsiniz. Ama tek başına bırakırsanız, eğer verimli bir, sağlıklı bir anne baba saati geçirmezseniz veya ev içerisinde aile ortamında iyi bir zaman geçirmediğiniz takdirde çocuk kendini internete ve sosyal medyaya bırakıyor. Hatta bunun arkadaşlar da ediniyor. Bütün dünyası burası oluyor artık. Ama anne babalara burada en büyük sorumluluk düşüyor. Eğer anne baba bu durumla alakalı biz deniyoruz ama herhangi bir çözüm bulamıyoruz diyorlarsa mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneriyoruz. Çünkü bazen gerçekten anne baba bununla baş edemediğini, edemediklerini de görüyoruz. Ama bir uzmandan destek alarak bu konuda belki yardım alabilirler. Onun dışında tekrar söylediğim gibi ilgi alanlarını, işte bu spor olabilir, sevdiği bir spor dalına yönlendirmek. Yani çocuklarımızla yakın ilgilendiğimizde yakından, onları iyi tanıdığımızda internete maruz bırakmak yerine aslında sevdiği alanlarla, hatta onlara eşlik etmek belki bunu daha da teşvik eder. Yani onlarla ne kadar zaman geçirir, sevdiği şeylere, sevdiği alanlara ilgi biz de duyar, birlikte yaparsak o kadar internet ve teknolojiden uzak tutmuş oluruz. İnternet bağımlılığının çocuklar ve ergenler üzerindeki tedavi süreçleri çocuklarda genelde oyun terapisi yöntemi eşlik edebiliyor. Tabii burada tekrar anne ve babanın hatta evde diğer kişilerin de varsa hep birlikte koordine bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Çünkü çocuk terapi aldığında yani bu tedavi sürecinde sadece geldiği yerde destek görüyor, gittiği yerde yani kendi ev ortamında bu süreç hala aynı devam ediyorsa çok bir değişiklik göstermiyor. Yani bir destek alırken de tedavi sürecinde de ailedeki herkesin yani diğer bireylerin ve ebeveynlerin de bu tedavi sürecine ayak uyduruyor olması çok önemli. Ergenlerde ise işte psikoterapi teknikleri olabiliyor. Gelen kişiye göre hangi yöntemi kullanacaksanız. Ama tabii burada gene anne babaya görev düşüyor. Yani bu süreçte anne babanın hep rolü var. Hep desteği olmak zorunda. Hatta bazen ev ödevleriyle, işte yönlendirmelerle birlikte tedavi süreci devam edebiliyor. Bazen çok kısa sürebilir, bazen uzun sürebilir. Bunun öngörüde bulunmak çok zor şu an için.
Ebeveynlere özellikle tavsiyem çocuklarını iyi tanıyor olmaları gerekiyor. Yani günlük hayatın koşturması içerisinde işte iş, ev vesaire bazen çocuklarına vakit ayıramayabiliyorlar. Veya işte yorgunluk, o işte kimi zaman farklı nedenlerden kaynaklı birlikte herhangi bir etkinlik, işte aile içerisinde verimli bir zaman geçiremedikleri için çocuklarını tanıyamıyorlar. Ve çocuklar da bunun eksikliğini internetten yani dijital dünyadan gidermeye çalışıyor ve buradan hatta arkadaşlar ediniyorlar. İşte bütün ihtiyaçlarını buradan gidermeye çalışıyorlar. Anne baba sonrasında bunun için bir çaba sarf edebilir, destek almak isteyebilir ama burada önemli olan şey ilk başta geç kalmadan, bu durum ilerlemeden buna bir çözüm bulmak. Bu yüzden en önemli tavsiye çocuklarımızı iyi tanımak. Nelerden hoşlandıklarını ve nelere karşı istekli olduklarını iyi bilmek, onları o alanlara yönlendirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek için öncelikle birlikte verimli zaman geçirmek. Bu küçük çocuklar için etkinlik olabilir. Yani çocukların çünkü en çok ihtiyaç duyduğu kişiler anne ve babaları. Yani burada da gene tabii ki biz uzmanlar mutlaka her zaman destekleyeceğiz elimizden geldiğince ama en önemli destekçileri anne ve babalar. İnternet ve teknoloji kullanımı için aileler bazen ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Bunun için destek yani bir uzmandan destek almak istiyorlar ama nereye gitmeleri gerektiği veya bunu gidecekleri yeri neye göre tercih etmeleri gerektiğini bilemeyebiliyorlar. Bunun için en önemli şey eğer çocuk ergenle çalışan bir uzman tercih ederlerse doğru yere gitmiş olacaklar. Çünkü çocuk ergenle çalışan kişinin uzmanlık alanı da bu yönde olduğu için ve atıyorum çocuk olduğunda işte bir oyun terapisi kullanılabilir. Oyun terapisi eğitimi alıp almadığına bakılabilir. Veya çocuk ergenle çalışıp çalışmadığına bakılabilir. Çünkü bazen yetişkin gören uzmanlar da, klinik psikologlar da çocuklarla çalışabiliyor. Ama benim önerim çocuk ve ergenle çalışmış, bu alanda tecrübe kazanmış kişileri tercih etmeleri en doğru olan. Burada tabii ki en önemli şeylerden birisi de çocuk olduğu için çocuk ve ergenler daha hassastır. Yani gittikleri uzmanla o iletişimi kurabilmek, onlara karşı bir o enerjinin tutuyor olması da çok önemli. Çünkü çocuklarla çalışmak hem kolay hem zordur. Eğer iletişimi sağlıklı kurabiliyorsanız sizinle her şeyi paylaşabiliyor. Ama eğer o iletişim sağlıklı kurulamadığında veya çocuk size ısınamayabiliyor. Çünkü çocuklar çok hassas. Eğer bu iletişim tutuyorsa ve çocuk kendi isteğiyle o kişiye, o uzmana gitmek istiyorsa aynı zamanda çocuk ergenle çalışması doğru tercihtir. Buna dikkat etmek oldukça önemli. Çocuk ve ergenlere özellikle önerilerde bulunmak istiyorum. Mümkün olduğunca akranlarıyla zaman geçirmeyi tercih etsinler. İnternet, işte sosyal medya veya işte teknoloji kullanımı tabii ki onları şu an tamamen kısıtlamak pek mümkün olmayacak şu dönem içerisinde ama mümkün olduğunca kendilerini işte akranlarıyla zaman geçirmeye, işte etkinlikler yapmaya bunun için çok fazla aslında olanaklar var. Bunları kullanabilirler. İşte parklara çıksınlar, arkadaşlarıyla gezebilirler. Hani internet üzerinden arkadaş bulmak, edinmek yerine birebir kendi arkadaşlarıyla vakit geçirebilirler. Daha sağlıklı olur, daha keyifli olur. Çocuklarımız da bu oldukça işte parklara, varsa oynayabilecekleri bahçelere gitmeleri. Yani burada en önemli şey kendi hem fiziki olarak hem ruhsal olarak kendi ihtiyaçlarını sanal alemde, internet üzerine değil de olması gereken gibi yani işte parkta, bahçede, oyun alanında, okulunda gibi yani oradaki arkadaşlarla zaman geçirip onlarla etkinlik yapmayı tercih etsinler. Ama ödevleri için kullanabilirler tabii ki. Araştırmaları için de kullanabilirler ama diğer ihtiyaçlar için mümkün olduğunca kullanmamalarını tavsiye ederim. İnternet ve teknoloji kullanımı ile ilgili son olarak bazı şeyler daha söylemek istiyorum. Hep
vurguladığım gibi ebeveynlere burada büyük bir görev düşüyor. Çocuklarını tanıma, onlarla zaman geçirme adına. Çünkü internet kullanımı, evet, olumlu yönleri var ama olumsuz yönleri çok daha fazla. Çocuklarda özellikle işte şiddet eğilimi, işte grup içerisinde anlaşamama, yani bu özellikle okullarda çok fazla okuldan yönlendirmeler yapılıyor. Ergenler içerisinde de tabii ki kişinin kendisine olan işte özgüvenini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kendine olan saygısını, hatta ileriki hayatta kararları konusunda ne yapması gerektiğine kadar etkileyebiliyor olumsuz anlamda. O yüzden aslında bu çok ciddi bir konu çocuk ve ergenler için. Yani ailelerin bu konular hakkında çok iyi bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani çocuklarını eğer o belirli sürelerde ekran karşısında tutacaklarsa mutlaka ne izlediklerini, hangi internet sitelerine girdiklerini, kimlerle görüştüklerine vakıf olmaları gerekiyor. Çünkü bunun tam tersinde olumsuz, ciddi olumsuz şeyler de yaşayabilirler. Bu önlemi almak adına bu alanda ciddi anlamda kontrollü olmak gerekiyor. Tekrar söylemek istiyorum. Olur da bu konu hakkında biz bir sürü yöntem denedik. İşte kısıtladık, konuştuk ama bir çözüme varamadık derlerse mutlaka bir uzmandan destek alsınlar. İnternet ve teknoloji kullanımı gerçekten olumsuz anlamda ciddi olumsuz yönleri var. Bunlarla karşılaşmamak adına öncesinde mutlaka mutlaka bir önlem alsınlar. Teknoloji ve internet bağımlılığının çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerine yönelik sorularımızı yönelttiğimiz uzman klinik psikolog Mahide Bingöl'e yanıtları için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşça kalın.